Herkese merhabalar sevgili dostlar 26 Haziran tarihinden şimdi sizlerle altındaki son duruma bakacağız altın tarafında bir geri çekilme var özellikle ons altın tarafında işte 1780 dolar civarları test edildikten sonra bir geri çekilme gördük bu geri çekilme normal mi bundan sonraki süreçte neler bekliyoruz yoksa altın bir düşüş trendine mi girdi bunlar hakkında biraz sohbet edeceğiz şimdi altında tabi ee... Özellikle ben e, son zamanlarda altınla ilgili çok fazla uyarıda bulundum. Yani grafikler eşliğinde rakamlar eşliğinde altında sanki bir hareket geliyor dedik. Grafiklere dikkat çektik, e, tarih verdik. İşte 1725 dolarların kırılması ile beraber gerçekten de altında e, bir 50 dolarlık, 60 dolarlık bir hareket gördük 1780'lere kadar. Şimdi benim Twitter tarafında geçmişte paylaştığım birkaç grafik vardı. Hemen onları bulmak istiyorum. Şimdi oradaki benzerlikler devam ediyor. Onu da göstereceğim size. ve Bundan sonraki süreçte işte altın özellikle e, tekrar yeni zirve yenileyecek mi? Bundan da bahsedeceğiz. Gram altın tarafında e, 400 TL ve üzeri rakamlar gelebilir mi? Bunları da konuşacağız. Evet bakın burada 17 Haziran'da paylaşmışız. Ons altın fiyatları 1720 dolar civarındaymış. Yani biz paylaştığımızda. Bakın şu benzerlik arkadaşlar. Onsaltın 1320-1550 dolar arası yaptığı hareketler diye e, şu ilk grafiği paylaşmıştım. Önce bir yükseliş sıkışan bir hareket. Burada da aynı şekilde önce bir yükseliş sıkışan hareket. Daha sonra yukarı bir spike hareket, bakın burada da bir spike hareket. Burada fiyatlar aşağı gelmesin diye satıcılı, ons altındaki satıcılı e, traderları, işte fonları vesaire e, devre dışı bırakmak için bir yukarı bir spike hareket getiriyorlar. Bakın burada da aynı şekilde ve bu şekilde satıcıları devreden çıkartıyorlar. Ya bir çoğu stop olmuştur, ya da işte pozisyonlarını kapatmışlardır. Daha sonra belli bir süre oyalanma süreci, bakın burada da oyalanma süreci dedik ama zaman daraldı. Bakın buradaki gibi. Bir yukarı yükseliş gelme ihtimali var dedik. Ve şimdi hani yükseliş başladı. Grafik şuralarda bir yerlerde şu an. Yani bakın şu şekilde grafik birebir gidiyor. Yani buna göre aslında e, yükseliş devam edeceğini ben düşünüyorum. Ama belirli bir süre konsolide süreci. E, bu strateji bakın 17 Haziran'da çizmişiz. Ben zaten hani bir hareket başlamadan önce eğer ki o hareketi görüyorsam. Hani kritik uyarılarda yatırım tavsiyesi olmadan rakamlar geçildiği takdirde üst direnç rakamlarını vererek ya da bir destek kırıldığı zaman analizleri güncelleyerek bunları size aktarıyorum zaten. Hani bunu da yakaladık. Bu da güzel oldu. bundan sonra birçok ons altın analizi yaptık zaten nokta atışı rakamlar. şimdi peki bundan sonra ne olacak? Yani 1765 dolara geldik. İşte 1780 görüldü. Devam edecek mi yükseliş? Şimdi olayı ben şöyle bakıyorum arkadaşlar. şu direnç bakın şurada arkadaşlar 1750 üzerinde İlk defa ilk defa günlük kapanışlar aldık biz. Bakın grafiğe bakın 1750 üzerinde günlük kapanışlar yok. Yani hani 1750 1740 bu civarları destek yapmaya çalışan bir ons altın var. Olaya şu şekilde bakılabilir. Yani bir direnç kırıldı. Şimdi dirençte onaya geldik. Belirli bir süre bu aralıkta takılıp Tekrardan tekrardan bakın e, yukarı yönlü hareket başlayabilir ki bu sefer 1800-1820 dolarlara kadar 1830 dolarlara kadar ilk etapta gelebilecek bir hareketin başlangıcında olabiliriz. E, bunun için birazcık daha zaman lazım. E, dün bir paylaşımım vardı. 1778 üzerinde e, hani belirli destekler test edildiği için muhtemelen. 3-4 gün boyunca bu direnci geçemeyecektir. Yani 1780 kabaca o direnci geçemeyecektir dedim. Hani hesaplarsanız işte çarşamba bir, perşembe 2, yani dün iki, bugün 3. Yani pazartesi, pazartesten sonra hareket birazcık daha toparlayabilme ihtimali var. Ama kabaca hani o ne kadar da bu e, hareketi toplar, ne kadar da destek yapar bunu bilemeyiz ama geri çekilmeler sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ee, geri çekilmelerin kendi adım alım fırsat olduğunu düşünüyorum ve altında daha yolun olduğunu düşünüyorum ben yani 1780 direncinde önümüzdeki günlerde haftalarda Geçileceğini ve hedefin daha yukarılar olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi tabii bu hedefleri yeni vermedik arkadaşlar. 10 altın. 1300 dolardayken ons altın 1925 dolara mı gidiyor diye benim bir analizim vardı. E bunu sürekli koruduk. Gram altın o zaman 240 TL civarlarındaydı. 350 TL hedefini ben size vermiştim hatırlarsanız. E bunların hepsini yaşadık. E bunlar yeni verilen hedefler değil. Yani 1750 dolarda verilen verilenler vesaire değil. İnsanlar tartışabilir. Bakın hani 1750 1700 dolardayken altında sert düşüş gelecek diye bunu tartışabilirler. Herkesin bir düşüncesi vardır. Ee, biz yönü geçtik. Hani yön zaten hani az çok görüyoruz. Artık noktasal rakamlara dikkat ediyoruz. Yani buradan gelebilecek satışta nereden tekrar seker? vesaire. Artık bunlara odaklanıyoruz. Teknik olarak hani bu rakamlara dikkat etmekte fayda var. Hani geri çekilmeler nerelere kadar olabilir? Ee, 1754 rakamı test edildi. Orası bir destek hattıydı. Altında 1741 rakam var. Ama dediğim gibi geri çekilmeler sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ee, çok 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 önemli bir şey olmadıkça yani dünyada ne bileyim işte FED biliyorsunuz Mart gibi falan bir anda faizleri sıfıra çekti. Yıllarca artırdığı faizi. Bu tarz olaylar olmadıkça ya da dünyada herhangi başka bir gelişme olmadıkça süreç sanki bu şekilde ilerleyecekmiş gibi duruyor. Yani geri çekilmeler sınırlı. İşte 1754 desteği var. Tekrar test edilmiyor bilemem. 1741 desteği var onun altında. Ee, bu geri çekilmeler olsa bile e, hareket toparlayıp tekrardan 1780, 1800, 1820 dolarlara doğru gideceğini Düşünüyorum ben yani bakın şu kanal çalışıyor. Şurayı görmeyin arkadaşlar bu e, dünyadaki o işte Fed'in faiz indirmesi bir anda tüm enstrümanlara satış gelmesi o zaman gerçekleşen bir olaydı. E, bu kanal çalışıyor yani bakın bu kanalın dip noktası da şu an 1680'lerden geçiyor. Hani biraz uzaklaştık ama hala yükselen kanal içerisinde zirve noktası da bugün itibariyle 1925 dolarlardan geçmekte arkadaşlar. Ee, ons altın'a benim beklentim bu şekilde. Peki bunun gram altına yansımaları ne olacak? Şimdi insanlar her gün analiz yapıyor. Her gün bir şey yorumluyor. Bir düşünce ortaya çıkıyor. Bizim yani benim düşüncelerim en azından çok bir değişiklik göstermiyor arkadaşlar. Yani verilen rakamlar vardır. Hani bakın e, bugün gün aralığı şu olacak. Ana destek hattı şurasıdır. E, hani buraya kadar gelebilir. Buradan destek alıp tekrar yükselişe geçebilir. Oraya kırarsa analiz baştan yapılmalı. Çünkü hani bu şekilde uyarılarım var benim. Ee, Twitter tarafında takip edenler bilecektir. Yani bizim düşüncelerimiz çok fazla değişmiyor aslında. Hani satış da gelse e, rakamları bildiğimiz için, grafikleri iyi okuyabildiğimiz için hani bunları size rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi e, gram altın tarafında arkadaşlar bakın 392-393 seviyesi test edilmiş. Tekrar bu seviyelere gelir mi? E, gram altında 10 saltına arkadaşlar 1730-1735 dolar altında kapanış görmediğimiz sürece gram altındaki geri çekilmelerde her daim sınırlı olur ve alım fırsatı olarak karşımıza çıkar. En azından ben kendi adıma altın şu an yükseliş trendinde 1730 dolar üzerinde fiyat dögünlüklerde günlüklerde haftalıklarda hala alıcılı seyirde e gram altındaki geri çekilmelerde bu süreçte bir miktar daha sınırlı olacaktır. Yani e, dolar tl kaynaklı geri çekilmeler olabilir. Ons altın direnci çık geldi diyelim oradan gelen satışla geri çekilmeler sınırlı olabilir. Ee, i̇şte işte ons altın yükselirken dolar tl katılırsa buna gram altın ekstra yukarı gidecektir. E bunlar dikkat etmek lazım. Geri çekilmelerin sınırlı olacağını düşünüyorum. Şu an 389 civarlarında. 380 382 attı. Ana destek hattı olduğunu düşünüyorum ben şu anlık. En azından önümüzdeki birkaç haftalık süreçte ee, bu rakam üzerindeki her da yeni zirve gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani gram altında zirve 395 396 civarları ee, 380 üzerindeki gram altında 396 rakamı test edilme ihtimali yüksek. Üzerindeki her harekette 410-420 TL'ye kadar önümüzdeki dönemlerde yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Şimdi gram altın düşmeyecek mi? Yani gram altın işte aylık grafiği açın. Şu grafiğe bakarsanız e, yani yok böyle bir grafik. Sürekli dikine gitmiş ve geri çekilmeler sınırlı olmuş. Özellikle 300 üzerinde kalmalarda yükselişler daha da sertleşmiş. E, hani bunu geçmişte zaten çok konuştuk. Gram altın zamanı gelecek. 300 üzerinde fiyatlamaya başlayacak. 300'ün altı artık konuşulmayacak diye. Yani eğer ki bu şekilde giderse tabii 300 ile 400 arası hızlı bir şekilde geçilmiş oluyor gram altında. 400 üzerinde ani fiyatlamalar görebiliriz. Çünkü hareket hani grafiklerde artık belirli seviyeler geçildikten sonra savrulmalar sert oluyor. E baktığımız zaman yani şu anlık hani TL bazında e, bir bacağı da TL biliyorsunuz gram altının. E, çok da bir geri çekilme yok yani 400 TL üzerine çıkarsak 300 ve 400 aralı e, hızlı geçilen aralık olarak kalacak arkadaşlar gram altında özellikle 400'ün destek olması durumunda yani ons altın sağlam bir düzeltmeye girmeli ki hani gram altında da alt seviyeleri konuşalım dolar tl e, zaten 7.25'lerden düzeltti e, yavaş yavaş hareket toparlıyor yani geri çekilmeler de orada sınırlı olacaktır e, gram altında yani çok da bir geri çekilme olmayacak gibi duruyor yani grafiklere baktığımız zaman o yüzden gram altında dediğim gibi 380 382 seviyesi ana destek hattı olduğunu düşünüyorum ee, üzerinde kar harekette yeni tepe gelme ihtimali yüksek arkadaşlar gram altında da son durum bu şekilde yakın zamanda gram altında da eğer kons altın 1800 dolar üzerine fiyatlamaya başlarsa gram altında ufaktan 400 üzerine geçecektir arkadaşlar bununla bilgisini vermiş olayım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videomu mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.